kendisi de bizim mezunumuz olan Oğuzhan Ülken abi değildi. Kendi ses konusu İran-İslam Cumhuriyeti'nin devrim sonrası dış politikasının yönelimi, yörüngesi bir sosyalleşme analizi gibi. Ben kendisine söz bırakıyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle biraz geç kaldım. Özür diliyorum beklettiğim için. Furkan zaten bahsetti, ben 2011-2016 yılları arasında siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümünde okudum burada. 2016 yılında mezun oldum. 2016 Eylül'de İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yüksek lisansıma başladım. 2019'da yani bu yazda tezimi savunarak Şehir Üniversitesi'nden mezun oldum. Şimdi bu benim tezimi herhalde 3. defa, 4. defa sunuşum olacak. Burayı da normal böyle çok resmi bir tez sunumundan ziyade genel bir hem sizin için bence devrim sonrası İran İslam Cumhuriyeti'nin bir küçük bir özeti, bir tarihini anlatmış olacağım. Hem de bunu kendimce oturttuğum teori çerçeveden bahsetmiş olacağım. Tezin ilk kısmı, Furkan'ın da bahsettiği sosyalleşme analizinin teorik çerçevesini oluşturuyor. Bu kısım genelde ben tezi anlatmaya başladığım zaman bitirene kadar çoğu insanın neredeyse uyukladığı, sıkıldığı bir bölüm. Siz sıkılırsanız lütfen beni uyarın, ben orayı hızlı geçeyim. Çünkü burası dediğim gibi belki bir sürü başka disiplinden arkadaş var aramızda. Biraz daha yoğun teorik bir bölüm olduğu için sıkıcı olabiliyor ama ben elimden geldiği kadar zevkli anlatmaya çalışacağım. Eğer sizi sıkılırsanız, eğer burayı biraz daha hızlı geçmemi isterseniz lütfen bana bir işaret edin, ben de burayı hızlıca geçeyim. Şimdi bu görmüş olduğunuz resim aslında biraz İran tarihini çok eskiye götürmese de yaklaşık bir işte 80-90 senelik tarihini biraz özetleyen bir resim. Sol taraftaki, bana göre sağ size göre sol taraftaki Şah Rıza Pehlevi, ortadaki Musaddık, sonuncusu da Hümeyni. Bunlar İran tarihinde devrim öncesi, devrim sonrasında belki de devrime yol açan, devrime zemin hazırlayan olayların baş karakterleri. Şimdi ben önce bir tezin temel sorunsalının ne olduğuyla başlayayım. Yani ben bu tezi yaparken, tezi çalışırken açıklamaya çalıştığım soru neydi? Devrimden sonra aslında bir tek İran için değil, devrim gerçekleştiren ülkelerin çoğu için devrim sonrasında kendilerini çevreleyen uluslararası sistemle nasıl bir ilişki içerisine girecekleri çok büyük bir problem olmuştur. Çünkü çoğu zaman devrimin getirmiş olduğu değerler bütünü, devrimin idealleri kendilerini devrim yapan ülkeleri çerçeveleyen, çevreleyen uluslararası sistemle örtüşmemekte. Şimdi böyle olduğu için devrimci ülkelerin devrim sonrasında sadece kendilerinin, dünyada kendileri olmadıkları için, diğer ülkeler de olduğu için bu ülkelerle olan ilişkilerinin nasıl olacağı, hangi kıstaslara göre bu ilişkilerini yürütecekleri bu devrimci ülkeler için çok büyük bir dilemma olmuştur. İşte ben de aslında temelde, tezimde devrim sonrasında İran uluslararası sistemde nasıl hareket etti? Hepimizin belki de çok kolay gördüğümüzde, ilk nüvelerini gördüğümüzde ideolojik olarak devrimin değerleriyle aynı yönde, aynı çerçevede ortaya çıkan siyasi hamleleri, uluslararası sistemde en azından siyasi hamleleri devam ettirdi mi? Yoksa bu kendi devrimin değerleri olarak iddia ettiği ortaya çıkan normlara karşı karşılaştığı zorluklarda bazı tavizler verdi mi? Aslında bu İran için
79'dan günümüze kadar gelen çok temel bir soru. Benim yaptığım şey de zaten bu temel soruyu yansıtan kritik tarihi olaylar üzerinden bir anlamlandırma çalışması. Yani ben çok farklı, hiç olmayan bir şey söylediğimi iddia etmiyorum ama en azından İran'ın şimdiye kadar veya benim tezde kısıtladığım bu hepinizin bildiği bir 2016 yılında nükleer anlaşma imzaladılar diğer devletlerle. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun 5 daimi üyesi de Almanya ile birlikte bir nükleer anlaşma imzaladılar. Ben buraya kadar bir iz sürme işlemi gerçekleştirdim. Bu zamana kadar gelinen noktada 79'dan 2016'ya kadar yapılan hamlelerde karşımıza nasıl bir İran tablosu çıkıyor? Bu soruyu sorduğumuzda nasıl bir İran'la karşılaşıyoruz? İdeolojik olarak mı hareket ediyor yoksa çok pragmatist olarak mı hareket ediyor? Temel soru buydu. Tabii bu sorunun altında onlarca farklı soru oluyor. Hani devrim iddiaları nelerdi? Bunlardan nasıl vazgeçtiler veya hangi durumlarda bunu dayattılar, kendilerine kadar dönüştüler, uluslararası sistemi dönüştürebildiler mi, çevresindeki ülkelere, uluslararası sisteme karşı ortaya koydukları etki nasıl bir tepkiyle karşılandı? Bunlar tabii hep alt sorular. Böyle bir tezin genel sorunsalı var. Yani açıklamaya çalıştı veya anlamlandırmaya çalıştı. Böyle bir sorun var ortada. Bunu yaparken az önce bahsettiğim iki tane yöntem var. Biri işte o process tracing dediğimiz, yani o kritik olayları takip edip bunlar üzerinden kırılmaları yakalamak. Diğeri de discourse analysis dediğimiz, yani genelde söylem analizi olarak bizim disiplinde biliniyor. Bu da şöyle ki, yani sadece devlet elitlerinin, işte bürokratların, devlet başkanlarının ağzından çıkan sözlerin, verdiği demeçlerin alınıp analiz edilmesi aslında bir söylem analizi, bir diskurs analizi yapmak için çok yeterli bir şey değil. Çünkü tahmin ediyorum hepinizin de üç aşağı beş yukarı aşina olduğu bir kavram, diskur kavramı. Yani bu diskur dediğimiz şey sadece söylem, sadece demeç veya sadece ağızdan çıkan şeyler, niyetler falan değil yani. Diskur dediğimiz şey dünyayı anlamlandıran, baktığınız zaman eylemlerinizi ona göre şekillendirdiğiniz bir hareket etme biçimi, bir yöntem. İşte böyle olduğu için de aslında sadece söylenen şeyler üzerinden değil, yapılan şeyler üzerinden de İran'ın nasıl bir diskur geliştirdiğini, devrimci diskurunun ne olduğunu, bunu da dediğim gibi tabii ki çoğunlukla devletin önderi durumundaki Hümeyni'nin özellikle hem de siyasi olarak pozisyonu itibariyle söylemlerinin, demeçlerinin çok kuvvetli olması tezde temelde onun söyledikleri üzerinden, onun söylediklerinden sonra devlet politikasının haline gelen düşünceler üzerinden ilerledi. Fakat bu diğer taraftan İran Anayasası'ndaki şeyler de, oradaki kanunlar da, anayasaya geçmiş devrim değerleri de, devrimci ideolojinin temeli de bu diskurun parçasını oluşturdu. Yani bunlar bir bütün. Onun için ben hem söylemlere baktım hem de devrim şeyi, devrim idealleri, devrim ideolojisi temel olarak neyi yansıtıyor onları incelemeye çalıştım. Böyle bir yöntem izledim. Şimdi bir asıl dediğim gibi bu sosyalleşme teorisi dediğimiz şeye gelelim. Yani sosyalleşme teorisi ne demek? Bilmiyorum, belki aramızda psikologlar, sosyoloji okuyan, psikoloji okuyan arkadaşlar vardır. Bu aslında bizim uluslararası ilişkiler disiplinine daha çok psikoloji ve sosyoloji alanından geçen bir kavram. Şöyle ki, bir tanımlama en azından elimizde olması için, işte sosyalleşme bireylerin içinde bulundukları ya da üyesi oldukları gruplardaki mevcut değer, bilgi, davranış kalıplarını edindikleri süreç olarak tanımlanıyor. Yine başka bir tanımda da işte grup üyeleri tarafından, belli bir grup var ve bu grup üyeleri tarafından gruba yeni dahil olacaklar arasında yeni bir üye ortaya çıkarma süreci. Yani daha öncesinden o mevcut grubun değerleri,
değerleriyle, normlarıyla herhangi bir şekilde bir irtibat halinde bulunmayan bir öznenin bu gruba dahil olma süreci, bu da gruba dahil olduğu zaman o grubun kendine has değerlerini, normlarını, kurallarını, kaidelerini kendince kendi hareketlerini değiştirmede ne kadar önemsediği veya ne kadar kabul ettiğine dair bu sürecin tamamı yani. Bu sosyalleşme dediğimiz, sosyalleşmenin kendisi bir süreç ve bu süreç işte bahsettiğim gibi bir gruba dahil olduğunuz zaman o grubun değerleriyle, normlarıyla nasıl hareketlerinizi şekillendiriyorsunuz? Bu. Bu tabii psikolojide ve özellikle sosyolojide çok fazla önümüze çıkan bir şey. Mesela psikolojide çocuğun doğduktan sonra ailesi tarafından büyütülürken işte ailenin norm ve değerleriyle nasıl büyüdüğü, onları nasıl hareketlerinde onlara nasıl dikkat ettiği veya işte antropolojide ilkel kabilelerdeki bu değer, kültür aktarımının temel motoru sosyalleşme olarak görülüyor. Peki burada bir ortak payda var aslında. Ortak payda şu, grubun mevcut düzen ve istikrarını devam ettirmek için gelecek özneyi şekillendirmek. Yani dışarıdan gelen özneyi grubun norm ve değerlerine göre şekil vermek. Onu o gruba dahil olmasını sağlayacak değerler ve normları ona aktarmak. Sosyalleşme süreci bu. Peki bu uluslararası ilişkilerle ne alakası var? Yani nasıl ilişkilendirebileceğiz? Bunun için de uluslararası ilişkilerde meşhur konstruktivizm denilen teorinin veya düşünce biçiminin kurucusu Alexander Bent'in bir yaklaşımı var. O şöyle diyor, yani uluslararası toplumda veya uluslararası sistemde devletler kendi kimliklerini ve çıkarlarını diğer devletlerle olan ilişkilerine göre tanımlarlar. Yani bir uluslararası toplum var. Bu uluslararası toplumu oluşturan devletler var. Bu devletler kendi çıkar ve kimliklerini kendi aralarındaki olan ilişkiler üzerinden tanımlıyorlar. Böylelikle bir sosyal bir, yani uluslararası ilişkilere sosyal bir bakış açısı getiriyor Alexander Bent. İşte burada dediğim gibi kendi hedeflerini, kendi çıkar tanımlarını, işte değer anlayışlarını ve davranış biçimlerini diğer devletlerle girmiş oldukları etkileşim üzerinden tanımlıyorlar. Bu da bizim aslında bir devletin uluslararası sistemde diğer devletlerle olan ilişkisi üzerinden kendisini tanımlamasıyla bir norm aktarımı, bir değer aktarımı, kendisinde önceden olmayan bir değeri, bir normu, bir kuralı kendisinin ona göre hareket etmesiyle bir sosyalleşme sürecini buraya dahil edebiliyoruz. Yani bu sürecin kendisine sosyalleşme diyebiliyoruz. Dediğim gibi temel olarak biz bunu bir norm diffusion olarak anlayabiliriz yani. Normların, uluslararası sistemde ortaya çıkan normların devletlere nasıl sirayet ettiğini, nasıl devletlere aktarıldığını sosyalleşme üzerinden anlayabiliriz. Burada bir tane uluslararası ilişkiler düşünür tarafından uluslararası ilişkiler için yapılmış bir sosyalleşme analizi tanımı var. İşte bir devletin kendi uluslararası çevresinde var olan kurucu fikir ve kurumsal pratikleri içselleştirme süreci. Kendi çevresinde var olan kurucu normları ve pratikleri içselleştirme süreci. Şimdi burada asıl kilit kelime içselleştirme. Ve benim de tezimde bu kısmında biraz yoğunlukla işlemeye çalıştığım. Çünkü şu iddia var, bir devlet sosyalleşmek için kendisinde var olmayan bir normu, bir değeri alıp tamamıyla ona göre hareket ettiği zaman ancak biz ona sosyalleşmiş veya sosyalleşme sürecini tamamlamış diyoruz, diyorlar. Bir kısım, literatürdeki bir kısım. Bunlar işte bir kısmı konstruktivistler, diğer kısmı rasyoneller, realistler olarak ayrılıyor. Ben tabii bu işin biraz daha rasyonelistler kampında bulunuyorum. Çünkü benim iddiam ve rasyonelistlerin de iddiası şu ki bir devlet bir norma göre, bir kurala göre hareket ettiği zaman yani davranışlarını o norma, o kurala göre değiştirdiği zaman
bunu kesinlikle içselleştirmek zorunda değildir. Yani insandan örnek verecek olursak, siz bir kurala, bir değere göre hareketlerinizi şekillendirmeniz, yapmış olduğunuz aslında bir cost-benefit karşılaştırmasının bu dengeyi sağlamak ihtiyacının sonucu olabilir. Yani zarar görmekten kaçıp fayda görmek için içinde bulunmuş olduğunuz mevcut düzenin kurallarına göre hareket ediyor olabilirsiniz. Bu işte rasyonel, bu sosyalleşme teorisine rasyonel yaklaşan kampın temel iddiası bu. Yani devletler uluslararası sistemde ortaya çıkan norm ve değerleri kendi çıkarlarına göre hareket ettikleri için eğer bu norma göre hareket etmek kendilerine fayda sağlıyorsa bu norma göre, bu değere göre hareket ederler. Eğer kendilerine herhangi bir faydası yoksa bu norma ve değere göre hareket etmeyebilirler. Ve bu da sosyalleşmenin, o devletin içinde bulunmuş olduğu toplumda sosyalleştiğinin bir göstergesidir. Çünkü davranışlarını o kurallara göre değiştiriyor. Fakat diğer taraftan bir de konstruktivistler var. Bunlar da aslında bir normun, devletin bir normu içselleştirmesindeki temel motivasyonun o normun ya da değerin bizatihi meşru olması. Yani legitimate olması. İşte insan hakları, işte demokrasi, bu tarz norm ve değerlerin diğer devletler tarafından alınıp bu değerlere göre, bu normlara göre hareket edilmesinin temel sebebi, çünkü doğru olan budur. İşte doğru olan insan haklarına göre hareket etmektir. Doğru olan demokrasiye göre hareket etmektir. Böyle olduğu için devletler kendi şeylerini, kendi davranışlarını bu norm ve değerlere göre değiştirirler diyorlar. Bu konstruktivistlerin işte neden bir devlet kendi şeyini değiştirir, kendi davranış biçimini değiştirir sorusuna verdikleri cevap. Çünkü o davranış biçimini gerektiren norm ve değerler kabul edilmesi gereken, doğru olan, meşru olan norm ve değerlerdir. Bundan dolayı o norm ve değerler diğer devletler tarafından kabul edilir ve uluslararası sistemde bir yayılmaya, diğer devletler, bütün devletler tarafından neredeyse kabul edilmeye kadar gider. Şurada belki gösterebilirim, bir şey çizecek olursam, bir lineer bir sosyalleşme süreci çizecek olursam, çünkü bu süreç olduğu için bu içselleştirme kısmı aslında sosyalleşmenin en zirve noktası diyebiliriz aslında. Yani bir normu veya bir kuralı alıp size dışarıdan herhangi bir baskı, herhangi bir cost-benefit analizi yapmadan her halükarda, her şart altında o norma göre hareket ediyorsanız artık, yani dışarıdan sizi alıp ya, o norma ya da değere göre hareket edip etmediğinizi inceleyen, irdeleyen kimse yoksa, yok olduğu zamanda bile o norma göre hareket ediyorsanız siz bu değeri içselleştirmişsiniz demektir ve bu aslında bu sosyalleşme sürecinin son noktası, en vardığı uç noktadır, final noktasıdır yani. Ama bu içselleştirme olmadan da bir devlet, işte veya bir özne diyelim artık, şu kısımda tamamıyla içselleştirme, yani tamamıyla norma ve değeri göre hareket etmesini eğer kar ve zarara göre belirliyorsa, şurada kendi karını gördüğü zaman norma göre hareket edip kendine bir fayda görmediği zaman o norma göre hareket etmeyebilir. Fakat bu da sosyalleşmenin içindedir iddiasında bulunuyorum ben ve rasyonalistler. Konstruktivistler içselleştirme olmadan sosyalleşmenin aslında olamayacağını, tam manasıyla bir öznenin sosyalleşmiş olduğunu söyleyemeyeceğimizi iddia ediyorlar. Bense temelde bir rasyonel sosyalleşme imkanının var olduğunu ve bunun da işte o norm ve kurallara göre yeri geldiğinde değer çıkar analizi yaparak bunu devam ettirilebileceğini, ona göre hareketlerin değişebileceğini söylüyorum. Şimdi devrimci ülkelerle sosyalleşmenin peki nasıl bir alakası var? Az önce bahsetmiştim.
topluluğa sonradan girme. Yani sosyalleşmenin bir parçası olabilmek için uluslararası sistemde bir işte özgürlüğünü yeni kazanmış bir ülke. Çünkü daha önce kendisi o norm ve değerlere göre hareket etmesi kendi elinde değildi. Özgürlüğünü kazandığı zaman kendisi buna karar verdiğinde bir sosyalleşme sürecine girebilir. İşte yeni kurulmuş, yeni ortaya çıkmış bir devlet olabilir. Çünkü bu kulübe yeni girme dediğimiz olay, bu topluluğa yeni girme dediğimiz olay, olay uluslararası sistemde ancak böyle gerçekleşebiliyor. Daha önce tecrit olmuş fakat daha sonra normlara ve değerlere göre hareketlerini değiştirmeye çalışan ülke olabilir. Veyahut da mesela işte Birleşmiş Milletler'e sonradan katılan, NATO'ya sonradan katılan, Avrupa Birliği'ne sonradan katılan, işte Dünya Ticaret Örgütü'ne sonradan katılan, kendine has bazı değerleri, bazı çerçeveleri, kuralları olan bir topluluğa sonradan katılan bir devlet olabilir. Çünkü o topluluğun kurallarına göre nasıl şey yapacağını, nasıl hareket edeceğini o katılım sürecinden sonraki gelişimi belirleyecek. Sosyalleşme orada, sosyalleşmesi ondan sonra ortaya çıkıyor. İşte tam burada şeyde ikinci bir şeyde devrimci ülkeler. Yani daha doğrusu başka bir kategori olarak da devrimci ülkeleri sayabiliriz. Çünkü bu devrimci ülkeler de devrim yaptıktan sonra mevcut dünya düzeniyle kendi aralarındaki ilişkileri belirleyip, değiştirip ve daha yeni girmiş oldukları bir sistemin içerisinde nasıl hareket edeceklerine kendileri karar veriyorlar. Burada devrimci ülkelerin genel, yani hemen hemen bütün devrim geçiren ülkelerde görebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz bazı şeyler var, bazı durumlar var. Ve bunlar kendilerinin izleyeceği yollar çok fazla değil. Kim devrim yaparsa yapsın, devrimin içeriği, arka planı ne olursa olsun bir devrimci ülke devrim gerçekleştirdikten sonra ya keskin bir izolasyona gider, yani kendisini tecrit eder etrafındaki topluluktan, ya uluslararası toplumun düzenlemelerine karşı çıkma ve onu değiştirmeye çalışır, ya da içinde bulunmuş olduğu uluslararası toplumun kural ve kaidelerine biat ederek yoluna devam eder. Üç tane şey yöntemi vardır, yol izleyebileceği yol vardır devrimci ülkelerin. İzolasyon, kendi değerleriyle uluslararası sistemin çatışan değerlerini değiştirme ve son olarak da ya da tamamıyla uluslararası sisteme entegre olma. Genel itibariyle ikinci yol tercih ediliyor. Yani devrimden sonra kendi devrim değerlerinizle, kendi devriminizden ortaya çıkan dünya görüşüyle var olan dünya görüşüne karşı bir karşı koyma, onu değiştirmeye çalışma durumu ortaya çıkıyor. Devrimci ülkelerin genelinde böyle bir reaksiyon var. Fakat bu reaksiyonun karşısına da kendileri bir uluslararası sistemle çevrelendikleri için uluslararası sistemin de bir tepkisi oluyor bu reaksiyon. Mevcut düzeni yıkmaya çalışan, mevcut düzeni değiştirmeye çalışan devlete karşı haliyle mevcut düzenin sahipleri, mevcut düzenindeki o hiyerarşik yapıda kendi pozisyonunu korumak isteyen diğer devletler, statükoyu korumak isteyen devletler de bu devrimci devletlere karşı duruyorlar. Şimdi biraz yavaş yavaş sıkılmaya başladınız herhalde. Ama bundan sonrası bence daha zevkli olacak. Mesela bu Fransız devriminden sonra Prusya ve Avusturya'nın Fransız devriminin ideallerinin kendi statikolarına karşı bir tehdit olacağını bildikleri, anladıkları için onlara karşı girdikleri savaş. Yani Fransız devriminden sonra Fransızlar Prusya ve Avusturya'da mevcut o meşhur Westfalia düzenine itiraz ettikleri için savaş içerisine girdiler. Westfalia düzeninin sahipleri veya onun koruyucuları kendilerine tehdit olarak algıladıkları için Fransa'yı onunla bir çatışma içerisine girdiler. Veya en basitinden işte bizim şeyden sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uzun süre dünyayı tekerinde bulunduran bir soğuk savaş döneminden bahsediyoruz. Soğuk savaş dönemi de aslında bir taraftan Sovyet Rusya'nın, diğer taraftan işte Amerika'nın kendi arasındaki o ideolojik çatışmaları sebebiyle dünya üzerinde köşe kapmaca oynadıkları bir şey. Yani Sovyetlerin devriminden sonra Sovyetlerin düşünce şekli daha önceki mevcut dünya düzenine karşı bir tehdit olduğu için bu soğuk savaş dediğimiz Sovyetlere karşı Amerika'nın ve diğer batılı ülkelerin hep beraber mücadele etmesi durumu. Burada da yine bir devrim sonrasında bir muvacehe, bir karşılaşma, bir çatışma durumu ortaya çıkıyor.
Mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, bu çatışma durumu ortaya çıkıyor ama bütün devrimci şeyler, liderler hemen hemen hepsi şunun farkındalar ki uzun süreli bir izolasyon, tecrit mümkün değil. Yani siz kısa süreliğine kendi devriminizin olgunlaşmasını sağlamak için ve devriminizin boşa gitmemesi için, karşı devrimle karşılaşmamak için izole olmayı isteyebilirsiniz dış dünyada. Ama bunun uzun vadede imkansız olduğunu hepsi biliyorlar. Mesela bunun çok güzel bir örneği var. 1922 yılında mevcut dünya düzeni, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık mevcut dünya düzeni nasıl olacağına dair nasıl olacağına dair bir araya gelen işte ülkeler Cenevre'de bir konferans düzenlediler 1922 yılında. Cenova'da. Mesela Sovyetler Lenin buraya kendi dışişleri bakanı olan Çiçerin'i gönderdi. Fakat Çiçerin'i gönderirken ona şöyle dedi. Evet biliyorum gittiğin yerde beraber oturacağın veya bir şeyler konuşmaya çalışacağın insanlar bizim düşünsel olarak can düşmanımız. Çünkü biz komünist bir dünya düzenini öncelerken, onun hayalini kurarken onlar işte kapitalist, emperyalist düzenin sahipleri. Ama Çiçerin'i gönderirken ona şöyle bir tembihte bulunuyor. Büyük laflar etmekten çekin. Çok büyük sözler söyleme. Çünkü Sovyetler olarak biz kendi ekonomik yapımızı geliştirmek ve güçlenmek için diğer devletlerle belli bir ilişki içerisine girmek zorundayız. Bu işte kesin bir tecridin tamamıyla mümkün olmayacağını, uzun dönemde illaki bir ilişki içerisine girmek zorunda olacağını, hepsinin bütün neredeyse devrimci devletlerin bildiğini buradan en güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi son teorik kısmın son şeyi, son faslası diyeyim. Peki bu sosyalleşme teorisinin bir zaafı yok mu? Yani biz biliyoruz ki bütün teoriler her şeyi tamamıyla açıklayabilecek, anlamlandırabilecek şeyler değil. İlla ki şey yapamadıkları, açıklayamadıkları veya eleştirildikleri zayıf noktaları var. Bu teorinin teori olmasının temel sebebi zaten. Sosyalleşme teorisinin şöyle zayıf yanları var. Bir kere bu bir antropomorfik bir yaklaşım. Yani antropomorfik yaklaşımın ne olduğunu çoğunuz biliyordur ama yine de söyleyeyim. Yani insan olmayan bir varlığa insanmış gibi davranıyoruz. Yani bir devlete, işte psikolojide, sosyolojide var olan bir sürecin aynısını bir devletin de geçirebileceği iddiasında bulunuyoruz. Yani bu bir antropomorfik bir yaklaşım. Onun ikinci yansıması olarak bir aktör problemi var ortada. Yani sosyalleşiyor da kim sosyalleşiyor? Devlet bürokratları mı sosyalleşiyor? İşte elitler mi sosyalleşiyor? Entelektüeller mi sosyalleşiyor? Kim yani? Bu sosyalleşen özne kim? Devletin bizatihi kendisinin bir şekilde gösteremediğimiz için böyle bir özne problemi de var içinde. Son olarak da bir pedagojik yaklaşım. Yani bu sosyalleşme sürecinde bir sosyalleşen özne var. Bir de bu sosyalleşen özneyi ne yapacağını, ne edeceğini, nasıl hareket edeceğini, hangi norm ve kurallara göre davranacağını gösteren bir sosyalleştiren birisi var. Başka bir özne daha var. Bir tarafta bir socializer, diğer tarafta bir tane de işte bu sosyalleşme sürecini devam ettiren socializee var yani. Bu ikisinin arasındaki ilişki biçimi aslına bakarsanız sıkıntılı. Çünkü bir hocanın veya bir ebeveynin yaptığı şeyleri, hareketleri, davranışları taklit etmeye çalışan başka bir özne var. Burada pedagojik olarak bir yani sosyalleşme teorisini uygulayanlar arasında böyle bir pedagojik bir problem ortaya çıkıyor. Yani mesela Batı her zaman için Batı dışındaki toplumları Batı norm ve değerlerine alıştırmak için, onları bu norm ve değerleri onlara kazandırmak için her zaman bir şey rolünde, bir hoca, bir takip edilmesi, izlenilmesi gereken bir özne rolünde. Bu iki özne arasındaki ilişki pedagojik olarak eğer tam manasıyla bir ebeveyn çocuk ilişkisi olarak düzenlenirse işte burada bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Bunlar da bu teorinin zayıf yönleri. Şimdi bunların İran'la tamamıyla anlattığım şeylerin İran'la olan alakasına gelelim. Ben tezin ilk bölümünde
İran'ın ideolojik temelli dış siyasetinin örneklerinin neler olduğunu ortaya koymaya çalıştım. İkinci bölümde ise daha pragmatist diyebileceğimiz devrim idealleriyle örtüşmeyen, yer yer çatışan hatta durumların ortaya çıktığını söyledim. Mesela burada bir anayasanın üçüncü maddesi var. İran anayasasının üçüncü maddesi. Bu İran'ın dış siyasette nasıl bir yol izleyeceğini temel çerçevesini çizen bir madde. İşte Müslümanlara karşı kardeşlik ödevlerinin üstlenilmesi ve yeryüzü mustazaflarının, yeryüzünde ezilen insanların elden gelen imkanlar esirgenmeksizin korunması. Kim olursa olsun işte hem Müslümanlara karşı şey yapılacak, bir kardeşlik ödevleri üstlenecek ve bu siyaset de İslam ölçülerine göre olması lazım. Yani bu anayasa maddesiyle sabitlenmiş, belirlenmiş bir şey. Bunlarla birlikte bizim karşımıza dört tane temel unsur çıkıyor. İran'ın dış siyasette hareket ederken öncelediği ve önemsediği dört tane temel unsur var. Bir, her türlü tahakkümün reddi. İki, İran'ın bağımsızlığının ve bütünlüğünün korunması. Üç, herhangi bir hegemon güçle ortaklık ilişkisine girmeden bütün Müslümanların korunması. Dört, kendisine karşı hasmane, düşmanca bir tavır sergilemeyen diğer devletlerle iyi ilişkileri geliştirmesi. Yani bu dört temel unsur üzerinden İran dış siyaseti şekilleniyor. Şimdi ben bu bağlamda ilk bölümde İran'ın ideolojik dış siyaset hamlelerini üç tane temel kategoride topladım. Bunlar devlet tarafından, yani devlet eliyle, İran devleti tarafından kabul edilen dış siyasette hareket etme yöntemleri. Birincisi ne doğu ne batı. Şimdi bunları anlatacağım, geleceğim oraya. İkincisi devrim ihracı. Üçüncüsü confrontation, yani muvacehe siyaseti. Bu üç tanesi devletin izlediği siyaset tarzı. Fakat bunların yanında üç tane de ben spesifik olay, örnek seçtim. Çünkü bu örnekler İran'ın siyasetinde, dış siyasetinde ideolojisinin ne kadar ön plana çıktığını, dünya genelinde kabul gören norm ve değerlere karşı kendi norm ve değerlerini nasıl öncelediğini gösteren olaylar. Birincisi Amerikan Büyükelçiliği'nin basılması. İkincisi Selman Rüştü olayı. Üçüncüsü ise Hümeyni'nin Gorbaçov'a mektubu. Şimdi bunları teker teker hızlıca anlatmaya çalışacağım. Ne doğu ne batı siyaseti. Burada yani devrim sırasında iki tane çok ön plana çıkan slogan vardı yani şeyde devrim sürecinde atılan. İşte birincisi İstiklal, İstiklal Azadi, Cumhuriye İslami. Diğeri de ne Şarkı ne Garbi, Cumhuriye İslami. Yani ne doğu ne batı, sadece İslam Cumhuriyeti. Çünkü devrimin ortaya çıkmış olduğu dünya düzenini göz önüne aldığımız zaman Doğu ve Batı dediğimiz şeyin Sovyetler ve Amerika olduğunu ve İslam devrimi yaptığı iddiasıyla ortaya çıkan insanların ise bunlardan herhangi birisini takip etmemesi gerektiğini, edemeyeceğini iddiası üzerine kurulmuş bir şey. Tabii bunun bir arka planı var. Yani İran toplumu sadece devrimden sonra böyle bir ruh hali içerisine girmedi. Doğu ya da Batı'ya eklemlenmemek isteği sadece devrimden sonra ortaya çıkan bir şey değil. Çünkü devrimden önce mesela 19. yüzyıldan beri İran toprakları yukarıdan Rusya, aşağıdan İngiltere tarafından bir satranç tahtası gibi kullanıldı. Güçlerini birbirleriyle olan güçlerinde, güç dalaşında, çekişmelerinde bir satranç tahtası olarak kullanıldı. Bu arkada İran'ın Rusya ile imzalamış olduğu, yani yenilmesinden dolayı imzalamış olduğu Türkmen Çayı ve Gülistan anlaşmalarından bir tanesinin gravürü var fakat çok görünmüyor anladığım kadarıyla. İkinci mesela dediğim gibi bu Rusya ile imzalanan anlaşmalar. Herat bölgesinde de bu da Herat'ta yapılan bir İngilizlerle yapılan çatışmayı tasvir eden bir gravür. İngilizler Rusların böyle bir kazanç elde etmesinden sonra kendi çıkarlarını tehlikede görünce onlar da İran'dan bir şeyler koparmaya çalıştı. Onlar da 1857'de Paris'te bir anlaşma imzaladılar. Kendi çıkarlarını, İran'daki çıkarlarını koruma altına alan. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya ile İngiltere'nin Almanya'ya karşı bir araya gelmelerinden sonra bu güç dengesi farklı bir boyuta aldı.
geçti. Yani birbirlerine karşı gelmektense ortaklaşa İran'ın işte petrolünü ve İran'daki kendi çıkarlarını devam ettirmeye, maksimize etmeye çalıştılar. Mesela bunun en büyük örneklerinden bir tanesi işte 1953'te İran petrollerini millileştirmeye çalışan, o en başta gösterdiğim üçlüden bir tanesi olan Musaddık'ın bir İngiliz ve özellikle Amerikan şeyiyle, darbesiyle, ortaklaşa yapılan bir darbeyle devrilmesi. Şimdi bunların hepsi aslında İran toplumunun vicdanında işte ne doğu ne batı demeyi gerektiren, böyle bir yol izlemeyi gerektiren tarihsel arka plan. Daha sonra tabi devrim olunca, devrimden sonra İran hem Amerika ile daha önce yapmış olduğu anlaşmaları işte iptal etti, hem Rusya ile yapmış olduğu anlaşmaları iptal ederek iki taraftan da beri olduğunu, ayrı olduğunu şey yaptı, dünya kamuoyuna duyurdu. Mesela bu gravürde hem bir taraftan işte Amerikan bayrağını görüyorsunuz, diğer taraftan da Sovyetler var. Yani bu ikisine karşı gelinen, devrim sonrasında ikisine birden bir karşı koymanın ortaya çıktığı, karşı koyulacağının belirtildiği bir tavır sergilediler. Bu iki kutuplu dünyada peki hiç şey yok muydu? Herhangi bir kutuba bağlanmak istemeyen, herhangi bir kutbun tarafında olmak istemeyen insanlar veya devletler yok muydu? İran'ı bunlardan farklı kılan şey neydi? Asıl önemli olan soru bu. Tabii ki vardı. Yani bir bağlantısızlar hareketi vardı. Ne Sovyet kampında ne Amerika tarafında olmayı istemeyen bir üçüncü taraf vardı. Fakat bunların İran'dan farkı şu, bunlar mevcut sisteme karşı herhangi bir itirazda bulunmuyorlardı. Yani biz sadece taraf tutmuyoruz diyorlar. Fakat İran ortaya çıktığında biz hem Amerika'yı hem Rusya'yı reddediyoruz ve mevcut durumun bizzat kendisini de reddediyoruz. Yani İslami bir dünya düzeni, devrim değerlerine göre İslami bir dünya düzenini ortaya çıkarmaya çalıştılar. İşte Hümeyni'nin mesela 1 Nisan 1979'da şeyden mevcut kendisini tayin etmiş olduğu hükümetten ne doğudan ne de batıdan korkmamalarını ve bağımsız bir duruş ve idare sergilemelerini istiyorum dedi. Veya işte süper güçlere karşı durabildiğimiz kadar sağlam durmak bizim görevimizdir. Entelektüellerimiz hem doğuyu hem de batıyı taklit etmekten vazgeçip bunların yerine İslam'ın ve milletin değerlerinin doğru yoluna sarılmalıdırlar. Uluslararası komünizmle olan savaşımız Amerika ve Siyonizmle olan savaşımızdan daha aşağı kalır değildir diyor. Yani iki tarafa da birden bir karşı koyma var. Tabii bu durum işte özellikle en büyük şeyin, en büyük oppressor'ın, en büyük müstekbirin önce Amerika olduğunu, fakat bir tarafı büyük şeytan Amerika olarak tanımlarken diğer tarafı da ateist doğu olarak tanımlamakla birlikte iki tarafında hilafında bir yol sergilediğini iddia etti İran İslam Cumhuriyeti. Bu birinci yöntemdi dış siyasetteki, yani ne doğuya ne batıya, ikisine de karşı bir duruş sergileyen, ikisinin de karşısında olduğunu iddia eden bir dış siyaset örneği. İkincisi devrimin ihracı. Bu en önemli, İran devriminden sonra belki de İran devleti tarafından en çok öncelenen şeylerden bir tanesi. Devrimin ihracı ne demek? Devrimin değerlerini diğer devletlere, diğer ülkelere aktarmak demek. Peki bu aktarma durumu söz konusu olduğu zaman başka bir şey daha ortaya çıkıyor. Bu nasıl aktarılacak? Hani bunun yöntemi ne olacak? Yöntem sorusuna da iki şekilde cevap verdiler. Birisi işte propaganda yoluyla, mesaj göndererek, yani daha şiddete başvurmayan yöntemlerle. Ama diğer taraftan şiddet kullanmayı da gerektiren, şiddet kullanılmasını da gerektiğini iddia ettikleri şeyler var. Mesela İran İslam Devleti'nin anayasasında şöyle bir şey var. Ülkenin savunma güçlerinin kurulması ve donatılmasında iman ve öğretinin ilke ve kurallarının olmasına dikkat edilir. Bu sebeple İslam Cumhuriyeti ordusu ve devrim muhafızları
yukarıda belirtilen amaca uyularak kurulur ve yalnız sınırların korunması değil, İslami görevinin yüklediği ödevi, diğer deyişle Allah yolunda cihat ve Allah'ın kanununu yeryüzünde egemenliğinin yayılması uğrunda savaşmayı da üstlenirler. Bu anayasada madde olarak var olan ve İran'ın dış siyasetine yön veren maddelerden biri. Yani sadece kendi sınırlarının korunması değil, Allah'ın egemenliğinin, işte İran devriminin değerlerinin diğer ülkelere de dünyanın her tarafına taşınmasıyla kendilerini yükümlü ve görevli olarak görüyorlar. Bu işte devrimi ihraç, niye devrimi ihraç edelim sorusunun en temel cevaplarından birisi bu. Bu bir görev bizim için. Bu ortaya çıkarmış olduğumuz devrimi dünyanın diğer ezilenlerini özgürleştirmek adına dünyanın her yerine yaymamız lazım. Bu bir. İkincisi ise kendileri dünya sistemine karşı koyarken kendileri gibi İslam devletlerinden yardım olmak zorunda olduklarını biliyorlar. Yani sadece İran bütün bir dünyaya karşı gelemeyecekken, İran gibi eğer İslam devletleri kurulursa, çoğalırsa mevcut dünya sisteminde, mevcut dünya düzenine göre onlarla yardımlaşarak daha rahat karşı koyulacağını, daha rahat karşı gelineceğini iddia ediyorlar. Bunun en önemli iki tane şeyi var. Yani bu devrim ihracının nasıl bir şey olduğunu en güzel gösteren iki örnek var. Bunlardan bir tanesi İran-Irak Savaşı. Bu devrimin ideolojik olarak mesajla veya işte ideolojik yöntemlerle, propagandayla ihraç edilmesi en çok Irak'a etkiliyor. Çünkü Irak'ın yaklaşık %70-75'e varan bir Şii nüfusu var. Ve o dönem Saddam tarafından yönetiliyor. İranlı, Iraklı Şiilerin İran'daki olan devrim sonrasında Irak'ta da böyle bir devrim gerçekleştirmek için bir takım hareketlere giriyorlar ve İran da bu hareketleri destekliyor. Bunun üzerine tabii Saddam boş durmuyor. Bu İranlı Iraklı Şiileri hem sürüyor hem öldürüyor. Fakat bunun sadece bataklığı, yani sineği öldürmenin bataklığı kurutmadan herhangi bir fayda getirmeyeceğinin farkına varınca İran üzerine kendi topraklarında İran'ın yapmış olduğu faaliyetlerden bunları da bahane göstererek 1980 yılında İran'ın topraklarına gerek İran'ı işgal etmeye başlıyor. Burada devrim ihracının en önemli hem İran'ın ideolojik olarak sergilediği tavır hem de devrim ihracının en önemli göstergelerinden birini göreceğiz. Çünkü 82 yılına kadar, yani 80'den 82 yılına kadar Irak İran topraklarında İran'la savaşıyor. 82 yılında İran, Irak ordusunu kendi topraklarının dışına çıkarmayı başarıyor. Yani 2 yıl içerisinde kendi sınırlarını Irak'tan kurtarıp artık eski durumu sağlamış oluyorlar. Ve bu dönemde Saddam birçok kere barış anlaşması teklifinde bulunuyor. Ateşkes anlaşması teklifinde bulunuyor. Şimdi bir devletin, yani sizin kendi topraklarınızda varlığı olan veya tam topraklarınızı işgal etmiş bir devlete karşı mücadele etmek gayet normal bir şey. Bu devleti kendi topraklarınızdan çıkardıktan sonra bir barış anlaşması veya bir ateşkes anlaşması yapmak da gayet mantıklı bir şey. Fakat 82 yılında kendi topraklarının dışına Irak'ı atabilen İran, 6 yıl daha sırf Saddam'ı devirmek ve Irak'ta bir İslam devleti kurmak için savaşı 6 yıl daha uzatıyor. Ve çok büyük kayıplara sebep oluyor bu İran için. Bunu sordukları zaman aslında temelinde Irak'ta bir İslam devleti kurulmasını ve böylece İran'ın kendi devlet yapısını veya kendi düşüncesindeki politik sistemin dünyaya karşı yayılmada çok büyük bir kazanım elde edeceği iddiasıyla 6 sene boyunca 82'den 88'e kadar Irak topraklarında savaşmayı ve dünyadan tecrit edilmeyi göze alıyorlar. Burada çok önemli bir nokta var, çok güzel bir anekdot ve bunu da söylüyor İranlılar. Şimdi Saddam İran topraklarına girdikten sonra, işgal ilk başladığından sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 6 gün sonra ancak bir açıklamada bulunuyor ve bu açıklamada İran'ın
bu şeyi gerilimi arttırmaması için İran'a terkinde bulunuyor. Yani İran'ın topraklarına giren Saddam'a herhangi bir şekilde o topraklardan çıkmasını değil de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve 6 gün sonra. Ancak 6 gün sonra böyle bir açıklama yapıyor. İranlılar daha sonra Saddam'ın Kuveyt'i işgal etmesinde, yani 1. Körfez Savaşı döneminde şöyle diyorlar, biz Saddam İran'ı işgal ettiği zaman 6 günde şey yapan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Saddam'a hiçbir şey söylemeyen, İran'a sadece dikkatli olmasını, şiddeti arttırmasından kaçınmasını söyleyen Birleşmiş Milletler, Saddam Kuveyt'i işgal ettiğinde aynı gün içerisinde Saddam'ın kuvvetten çekilmesi üzerine bir resolution yayınlıyor. Yani bu aslında İran'ın uluslararası toplumdan nasıl izole edildiğini, nasıl tecrit edildiğini çok güzel bir göstergesi. Irak'ta aynı şeyi, hamleyi yapan aynı devlet. İkisinde de Saddam şeyi yapıyor, işgali yapıyor. Fakat birinde 6 günde ve gönülsüzce yapılan bir açıklama karşısında, diğerinde aynı gün Saddam'ın çekilmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıklama yapıyor. Bu dediğim gibi İran-Irak Savaşı devrim ihracının en önemli, bütün neredeyse belirtilerinin ortaya çıktığı bir şey. Kerbela Irak topraklarında mı kalıyor? Tabii. Irak sonrasında hani 6 yıl uzattılar. O kısımda Kerbela motivasyonu. Bu yani zaten en büyük motivasyonlardan biri. Necef, Kerbela, yani belki soru cevap kısmında oraya geçeriz diye çok şey yapmam da. Yani şu anki işte o türbe muhafızlığı, Suriye'deki durum, bunların hepsinin temelinde tabii ki o Şii öğretinin altında yatan o bir işte Hazreti Hüseyin gibi şehadete gitme ve Şiilerin kutsal saydığı yerleri, hatta türbedar olarak kendilerini tanımlıyorlar. Türbelerin bekçileri olarak kendilerini tanımlıyorlar. Bu tabii ki çok büyük bir motivasyon. O zaman da aynı şekilde. Ben direkt hani Saddam'ı düşürüp oraya devrim ihraç etmek gibi bilmiyordum bunu. Bunu şimdi öğrendim. Hmm. Ben Kerbela'yı almak galiba. Yok, o yani sadece Kerbela'yla şey yapılacak bir şey değil yani. Bu daha büyük, devrimi ihraç etmek istemenin getirdiği bir şey. Diğeri de belki çoğunuzun bildiği Hizbullah. Yani devrim ihracının en belki de eğer bir aşıysa devrim ihracı, aşı yapma çabasıysa tuttuğu neredeyse tek yer Lübnan, Hizbullah. Şimdi bu hatta bunun da mesela nasıl bir devrim ihracı, tam ideolojik bir şey ama kendi çıkarlarına nasıl ters olduğunu düşündüğümüz zaman Hizbullah'ın ortaya çıkması, daha öncesinde tabii Lübnan'da Şii hareketler var fakat İran-Irak Savaşı olduğu esnada Lübnan'da 3 tane işte Hizbullah'ın önde geleni gelip Hümeyni ile bizzat görüşüp kendilerine destek vermesini istiyorlar. İsrail'in işgaline karşı. İran-Irak Savaşı'nın ortasında Hümeyni yaklaşık 3000 tane devrim muhafızını Lübnan'a Hizbullah'ı eğitime gönderiyor. Yani siz kendiniz karşınızda ölümcül bir düşmanla savaşırken, işte Lübnan'da İsrail'e karşı savaştığını iddia eden, savaştığını söyleyen bir Şii topluluğun size yönelttiği yardım çağrısına 3000 tane, yanlış hatırlamıyorsam 3000 olması lazım, 3000 tane devrim muhafızını göndererek cevap veriyorsunuz. Aslında bu da bence ideolojik davranmanın, ideolojik tutumun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Hizbullah'ın da tabii yardım almak için çok haklı sebepleri var. Yani İran'ın ona yardım etmesi için. İşte bir İsrail karşıtlığı üzerinden İran için, zaten İran bunu her zaman söylüyor, kullanıyor. O zamanlarda söylüyordu. İsrail karşıtlığını en güzel örnek olarak gösterilebilir. Çünkü Lübnan'da Hizbullah İran'da savaşıyordu. İkincisi çok önemli. Hizbullah Hümeyni'nin velayet-i fakih kavramını, doktrini kabul ediyor. Velayet-i fakih, belki çok kısa parantez açmak gerekirse, Hümeyni'nin geliştirmiş olduğu, daha doğrusu daha önceye giden fakat Hümeyni'nin siyasal olarak hayata geçirmiş olduğu 12 imam Şiiliğindeki, yani 12 imam Şiiliği mezhebinde gayipte olan son imamın yerine
dünyadaki işleri idare edilmesi için onun yerine bakan bir fakihin, yani bir din adamının onun adına dünya işlerini yürütmesini öngören, siyasette, devlette söz sahibi olmasını sağlayan Humeyni'nin belki bulmadığı ama üstüne çok şey koyduğu ve hayata geçirdiği doktrin. Bu doktrini Hizbullah direktmen kabul ediyor. Bu da aslında İran'ın Hizbullah'a yardım etmesi için çok önemli bir sebep. Üçüncüsü de yine Lübnan'da İslami devlet kurma isteği. Bu da hani siz kendi devriminizi ihraç etmek isterken böyle bir pazar bulmak çok da kolay değil. Bu da çok güzel bir pazar aslında İran için. Şimdi üçüncü şey, üçüncü son siyaset metodu muacihe, yani karşı koyma, confrontation siyaseti. Burada da iki önemli şey var. Biri İsrail'e karşı koyma siyaseti. İşte mesela bu Humeyni'nin sözü, her Müslüman kendisini İsrail'e karşı verilecek savaş için hazırlamakla yükümlüdür. İsrail karşıtlığı, İsrail devrimden sonra, devrim öncesinde İsrail başkonsolosluğunu alıp Filistin Kurtuluş Örgütü'ne, Yasir Arafat'ın başında olduğu Filistin Kurtuluş Örgütü'ne tahsis ediyorlar. Ve Yasir Arafat'la araları çok iyi. Orada Filistinleri, yani İslam'a hizmet etmek ve Filistin davasına hizmet etmek, İsrail'e karşı koymak aslında devrimden sonraki İran'ın en büyük şeylerinden bir tanesi. Dış siyasette önde tuttuğu, göz önünde bulundurduğu önemli siyasi adım atma yöntemlerinden biri. Sonuncusu nükleer, yani İran nükleer nükleer enerjiye sahip olmayı devrimden sonra hemen Rafsanjani döneminde hazırlıklara başlayan bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bütün dünyanın kendi İran'ın nükleer enerji sahibi olmasını istememesine rağmen halen daha bunda diretmesi ve bunu bir ölçüde dünyaya aslında kabul ettirmesi de bence şey olarak değerlendirilebilir. Yani karşı koyma, dünya sistemine karşı gelme siyaseti olarak değerlendirilebilir. Üç tane şey örnekten bahsetmiştim. Spesifik örnek. Hani şeyi dünya, yani kendi ideolojisiyle dünyanın mevcut değerlerine karşı çıkmasını belirten. Birincisi İran konsolosluğunun basılması. Devrimden sonra İran'da öğrenciler Amerika konsolosluğunun basılması. Amerika konsolosluğunu basıp oradaki konsolosluk üyelerini 444 gün boyunca rehin tutuyorlar. Yani uluslararası sistemde bir konsolosluğa yapılmış bir hamle savaş sebebiyken başta öğrenci hareketi olarak görülen bir şey Humeyni tarafından çok büyük bir teveccühle karşılanıyor. Ve hatta öğrencilerin yapmış olduğu bu şey İran Şahı'nı devirmekten daha önemlidir diyerek onları tatif ediyor Humeyni. Ve 444 gün boyunca Amerika ile İran arasında çok büyük bir gerginlik yaşanıyor. Ve bunun sebebi de İran Şahı'nın Amerika'ya medikal, yani hastalık sebebiyle tedavi edilmesi için kabul edilmesi. Şah'ın verilmesi karşılığında ancak bu rehineleri salacaklarını söylüyorlar. Tabii Şah orada ölüyor. Bu 444 gün boyunca hatta Amerikalılar rehineleri kurtarmak için bir operasyon yapıyorlar. O operasyonda da operasyon başarılı olmuyor ve iki tane, yanlış hatırlamıyorsam, bir ya da iki tane helikopterleri düşerek asbayağı bir askerleri orada ölüyor. Bu da işte yani bir devletin konsolosluğuna saldırmak, orayı işgal etmek uluslararası düzende savaş sebebi olabilecekken İran Amerika'ya karşı bu tutumundan vazgeçmiyor. Çünkü kendisi bir devrimi tekrardan Musaddık'ın başına geldiği gibi tekrardan tersine bir devrim yapabilecek bir Amerika tahayyülü var. Ve bunu da engellemek için konsolosluk kartını oynuyorlar. Selman Rüştü olayı. Biliyorum tanıyanınız var mı Selman Rüştü'yü ama hiç duydunuz mu? Selman Rüştü kimdir? Şeytan ayetleri. Bizde de hatta Aziz Nesin'in çevirmeye çalıştığı falan bir kitap. Selman Rüştü Şeytan Ayetlerini yazınca Humeyni bir fetva yayınlayarak Selman Rüştü'nün öldürülmesine karar veriyor. Ve mesela
bütün İranlılar, hatta ödül falan koyuluyor Selman Rushdie'yi öldüren Müslümana şu kadar ödül verilecek diye. Bu Selman Rushdie İngiliz vatandaşı olduğu için İran'la İngiltere arasındaki ilişkileri tamamıyla kopacak noktaya getiriyor. Yani Irak Savaşı'ndan sonra kendi neredeyse yok olmaya yüz tutmuş ekonomisini düzeltmek için Avrupalı devletlerle iyi ilişkiler girmeye bu kadar ihtiyacı olan bir İran'ın, ki savaştan sonra bu 1. Körfez Savaşı'nda Irak'a karşı koalisyon güçlerine yardım eden, dolaylı da olsa bir yardım eden İran'ın böyle bir dünya açısından imajını böyle zedelemesi veya Avrupa Birliği ülkeleriyle, diğer Avrupa ülkeleriyle, özellikle İngiltere ile arasında bu kadar büyük bir probleme teşkil edecek bir olayı üstlenmesi, bu hakikaten çok fazla rasyonel bir şeyle yapılmış, rasyonel bir hamle olarak görülemez. Yani yaklaşık 10 yıl boyunca İran'la bütün İngiltere ile bütün ilişkiler askıya alınıyor ve işte insan hakları değerleri, ondan sonra düşünce özgürlüğü, bu tip normalde Avrupa'nın çok önem verdiği değerler karşısında bir saldırı olarak görüldüğü için sadece İngiltere değil, diğer Avrupalı devletler de İran'a karşı bir tutum, karşıt bir tutum sergiliyorlar. Bu da ideolojik hareket etmenin, yani belki spesifik olarak siyasi bir hamle değil ama sonuçları itibariyle çok büyük bir siyasette çok büyük çalkantılara sebep olan İran için bir hamle. Time dergisinde falan mesela Meyni'nin fetvasıyla ilgili bayağı büyük şeyler, fırtınalar kopuyor. Nasıl insan haklarına karşı bu kadar başka bir devletin egemenliğine karşı, çünkü başka bir devletin vatandaşı hakkında ölüm fetvası verip bunun icra edilmesi için devlet düzeyinde destekte bulunacağınızı söylüyorsunuz. Yani bu bir devlet için kendi egemenlik haklarının ihlali, açık bir ihlali olduğu gerekçesiyle İngiltere'de bütün ilişkileri kesiyor. Sonuncusu ise bu belki çok büyük bir ideolojik olarak çok büyük bir etkisi yok ama bence çok sembolik bir anlamı var. Hümeyni'nin Gorbaçov'a yazmış olduğu bir mektup var. Sovyet liderin. Artık daha Sovyetlerin çatırdadığını, yani mektubun içeriğinde Sovyetlerin çatırdadığını, yıkılacağını, fakat devanın kapitalist Amerikan sisteminde değil de İslam'da olduğunu, bu yüzden çok inat etmeden Müslüman olmasını tebliğ ettiği bir mektup yani bu. Hakikaten tam bir tebliğ mektubu. Çünkü Sovyetlerin kurtuluşunun İslam'da olduğunu ve bunun içinde kendisine yardım edecek, tabii ki dünyadaki tek İslam devleti İran olduğu için biz size istediğiniz şekilde yardım edebiliriz. Bize kendi düşünürlerinizi, işte şeylerinizi, bilim insanlarınızı gönderin. Biz onlara İbn Arabi, işte Molla Sadra, Tusi'yi okutup İslam değerlerini biz onlara öğretip sizi de bu başınızdaki beladan kurtaralım diyor. Tam bir tebliğ mektubu yani. Ve bu devlet düzeyinde gerçekleşiyor. Hümeyni bu mektubu gönderdiği zaman İran İslam Devleti'nin başındaki, yani devletin egemenliğini elinde bulunduran erk. Yani resmi olarak böyle bir durumun içine girmek, resmi olarak bir tebliğ yapmak, bence bu çok devrim ihracını özellikle, kendi devrim değerlerini başka yerlere ihraç etmek için bütün yolların, bütün yöntemlerin kullanıldığını gösteriyor. Şimdi bunlar, bu bahsettiğim bütün olaylar, ilk baştaki 3 tane genel politika ve bu 3 tane spesifik örnek, İran'ın hem dünya siyasetinde nasıl kendi norm ve değerlerini önceleyerek hareket ettiğini, hem de bu norm ve değerleri öncelemesi sebebiyle izole olduğunu, yani grubun içerisinde grubun değerlerinden aykırı hareket ettiği için izolasyona uğradığını ve işte bu en başta bahsettiğim sosyalleşme sürecinin bir öznesi olabileceğini, daha sonraki hamleleriyle bu sosyalleşme sürecinin bir öznesi olabileceğini gösteriyor bu ideolojik hamleler. Çok fazla uzatmadan, çok fazla sizi de sıkmadan, belki soru cevapla daha fazla şey yaparız, genişletiriz diye. Bu ikinci kısımda ise daha pragmatist hamleleri tezde incelemeye çalıştım. Bunların da hepsinden belki bir iki tane örnek vererek, çok fazla var fakat en önemlilerini şey yaparak hızlıca geçmeye çalışayım. Şimdi devrimden sonra biliyorsunuz Amerika büyük şeytan oldu İran için. Şeytani bozort diye çağırmaya başlandı. Fakat birçok sefer şeytanla oturulup bayağı bir muhabbet edilmiş yani İran tarafından.
şeytanla yapılan anlaşmalar, bir sürü bir araya gelip beraber iş tutmaya çalışmalar. Hem zaten ilk patlayanı Reagan döneminde İran Contra Affair'i olarak belki çoğunuzun da bildiği. İran-Irak Savaşı'nda İran'a silah ambargosu koyan Amerika'nın bizzatihi kendisinin İran'a silah satması olayı. Yani kendiniz ambargo koyduğunuz bir devlete bizzat kendi elinizle silah satıyorsunuz ve bu sizin büyük şeytan olarak değerlendiren bir ülke. İran açısından da büyük şeytandan silah alıyorsunuz yani. Bu tabii Reagan'ın bayağı başını ağrıttı. Çok büyük soruşturma geçirdi. Aynı şey İran'da da ortaya çıktı. Çok radikal kanattan olanlar nasıl olur da siz büyük şeytanla, yani söylentiler ortaya çıktı. Hatta Rafsanjani bunları yalanlamak durumunda kaldı. Böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Fakat radikal kanattakiler bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini, mecliste bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyleyip işi ciddiye bindirdiklerinde tabii ki şeyin rehberin invisible hand'i visible hale geldi. Hümeyni olaya müdahale ederek olayın üstünü kapattı. Bu tabii ki böyle bir silah ticaretinin gerçekleşmiş olduğu gerçeğini değiştirmedi. Yani siz İsrail üzerinden hem de CIA'nin kontrolüyle Amerika'dan silah aldınız büyük şeytandan. Reagan'a da bir sürü soruşturma açıldı. Siz de böyle ideolojik olarak sizin karşınızda duran ve kendinizin silah ambargosu uyguladığınız bir şeye silah sattınız. Şimdi bunun arasında çok, yani bu büyük pazarlık denen bir şeye geliyor. Bunun arasında çok büyük tarihsel olaylar var. İşte Afganistan'ın işgalinde İran'ın Amerika'ya yardım etmesi. İran 1. Körfez Savaşı'nda koalisyon güçlerinin Irak'a saldırmasında İran'ın tarafsız kalması fakat dolaylı yoldan Amerika'ya yardım etmesi. Saddam'ın düşmesi döneminde, yani ikinci sefer Irak'ı işgal etmeye başladığında Amerika, oradaki Şiilerin Amerika'yla herhangi bir çatışmaya girmesini engellemek için oradaki Şiilere baskı uygulaması İran'a, onları durdurmaya kadar işi vardırması. En sonunda Bush'un meşhur, biliyorsunuzdur belki de, bu Axis of Evil dediği Shell ekseni açıklamasında Suriye, İran ve şeyle, kendisini Kuzey Kore ile aynı şeyde görünce, pardon Suriye değil, Irak, İran ve Kuzey Kore ekseninde kendini gördüğü zaman İran, sıranın kendisine geleceğinin farkına varınca tamamıyla farklı bir pozisyon aldı ve işte büyük pazarlık denilen Amerika ile çok büyük bir pazarlığın içine girdi. Ben bunu şeye benzetiyorum. Goethe'nin Faust'undaki, yani Faust'un kendi ruhunu şeytana satması durumundaki durumdan daha trajik bir şey bence İran için. Çünkü bu büyük pazarlıkta İran'ın Amerika'ya teklif ettiği şeyler neredeyse bütün devrim boyunca yapmaya çalıştığı devrimi bizzatihi devrimin değerlerini elinden bırakmak derecesine vardırdığı şeyler. Ne var bunların içinde? Şunlar var. Ben diyor Irak'ta bir İslam devleti kurulmasına engel olacağım. Oradaki Şiileri bu yönde yönlendireceğim ve demokratik bir devlet kurulması için elimden geleni yapacağım. İkincisi, artık Hizbullah'ı Lübnan'daki silahlı hareketlerini engelleyeceğim. Hizbullah'ı silahsızlandırıp onu sadece siyasi bir örgüt haline getireceğim. Üçüncüsü, İsrail'e karşı gelen Filistinli örgütlere silah yardımında bulunmayacağım. Hamas, İslami Cihat, bunlara silah yardımında bulunmayacağım. Dördüncüsü, Amerika'nın çıkarlarına karşı herhangi bir tehdit unsuru olarak ortaya çıkmayacağım. Ve belki de en önemlisi, Suudi Arabistan tarafından İsrail'de iki devlet projesinin neredeyse tanınması denilebilecek Beyrut Anlaşması'na, ki İran daha önce çok büyük bir tepkiyle karşı çıkıyordu, bunu da onaylayacağını söyledi. Yani 6 sene boyunca Saddam'ı devirip Irak'ta bir İslam devleti kurmak için bu kadar çaba sarf eden, bu kadar kendi insanların hayatını görmezden gelen bir İran'dan Amerika'ya karşı Irak'ta bir İslam devleti veya yani İslami bir yönetimin değil de demokratik bir yönetimin ortaya çıkması için yardımda bulunacağını iddia eden bir İran'a
İşte bunun için ben bunu aslında Faust'unkinden daha trajik bir şey. Yani bütün değerlerin neredeyse kendi sıranın, işgal sırasının kendisine gelmemesi için pazarlık haline getirilebilmesi olarak görüyorum. Bu Ayetullah Hamane kendisi tabii şu anki şey rehber ama Hümeyni döneminde o zaman başbakanlık yapıyordu. O dönemde Avrupalı ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için bir açık kapı siyaseti uyguladılar. Yani yine bu Selman Rüşdi olayı olmasına rağmen daha sonrasında, daha öncesinde Avrupalı devletlerin her ne kadar ideolojik olarak aynı kampta bulunmamasına rağmen İran'da, İran kendi varlığını devam ettirebilmek adına bu devletlerle ilişki içerisinde girmeyi yeğledi ve bunlarla ilişki içine girmek için bir açık kapı siyaseti alanında yeni bir siyaset şekli üretti. Bence bu da İran'ın pragmatist tavrını, pragmatist şeyini önceleyen bir şey, bir hamle. Nükleer anlaşma hem ideolojik hem pragmatist olarak değerlendirilebilir. Yani bizatihi kendisi bence bir sosyalleşme süreci olarak incelenebilir. Çünkü karşı koyma, yani her ne olursa olsun dünyaya bir nükleer enerji sahibi olmanın hakkını tanıtan bir İran var. Yani bu 2016'da imzalanan anlaşmada bütün bu devletler, bu 5 Birleşmiş Milletler daimi üyesi ve Almanya'ya kendisinin bir şekilde onların gözetiminde olsa dahi nükleer bir güç olma isteğinin ve bunda ne kadar kararlı olduğunu gösteren bir İran var. Yani bu dünyaya bir şeyi kabul ettiren bir İran olduğu anlamına geliyor. Çünkü normalde İran'ın en başta bu nükleer çalışmaları başladığı zaman tamamıyla İran nükleer enerjiye sahip olmasın, herhangi bir şekilde böyle bir çalışma yapmasın diye bütün dünya tarafından hem ambargolarla hem teknoloji transferlerinin engellenmesiyle zorluk çıkarıldı ve bunun olması istenmiyordu. Fakat mesela 2016'da gelinen noktada İran bunu dünyanın diğer devletlerine kabul ettirdi. Bu bence kendince bir dünya sistemine veya dünya devletlerine karşı koyma siyasetinin bir yansımasıdır bu kararlılığı. Ama öte taraftan bunu yaparken vermiş olduğu, kendisinin idealize ettiği bir nükleer enerjiyi elde edememeyi kabul etmesi, bu da bir tavizdir bence. Bunun için hem pragmatist olarak hem de ideolojik olarak bir puzzle gibi olduğunu, ikisinin de içinde barındırdığını düşünüyorum nükleer anlaşmanın. Bunun için tezin ikinci kısmını ekledim. Bir pragmatist hamle olarak dünyadaki uluslararası örgütlerle, diğer devletlerle anlaşmayı kabul etmek olarak algıladığımızda bir pragmatist bir hamle olarak okuyabileceğimizi söyledim. Sonuncusu ise devrimin ihracından artık devrimin tükenmesi. Bu tezde yani İngilizce yazdığım için Export of Revolution'dan Exhaustion of Revolution'a bir geçiş olduğunu ben iddia ettim. Çünkü diğer Şii popülasyonu olan yerlere devrimi ihraç ederken bütün Müslümanları önceleyeceğini söyleyen İran, İran-Irak Savaşı sırasında Suriye ile müttefik olduğu için Hafız Esad'ın Hama'da yapmış olduğu katliama göz yummak zorunda kaldı. Özellikle kendisi gibi Suriye'de bir İslami devlet ortaya çıkarmak isteyen, mevcut işte seküler laik Baas rejimini yıkmaya çalışan İslami Cephe ismindeki İslamcılara, Müslümanlara karşı yapılan zulme kulak tıkadı, gözlerini yumdu. Yani bu tamamıyla devrimi ihraç etmek isteyen veya İslami değerler için devrimi ihraç etmek isteyen bir öznenin, bir elçisinin yapacağı bir şey değil, yani varlığın yapacağı bir şey değildi. Kendi çıkarları Suriye ile birlikte olmayı gerektirdiği için böyle bir duruma göz yummak zorunda kaldı. İkincisi Çeçenistan. Rusya'nın Çeçenistan'da yapmış olduğu soykırımı ve savaşı Müslümanlara destek olacağı yerde, bunu tamamıyla Rusya'nın bir iç işleri vakası olarak tanımlayan İran, çok enteresan bir şekilde Çeçen Savaşı devam ederken kendisi İslam İşbirliği Teşkilatı'nda dönem başkanıyken Türkiye'nin Çeçen Savaşı'nı, Çeçenistan'daki Müslümanların durumunu gündem olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nda tartışılması önerisini reddetti. Yani bunun gündeme alınmasını engelledi. Daha sonra Rusya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci konumuna gelmesinde çok büyük rol oynadı. Ve bunları yaparken de tabii ki Rusya'yla
kurmuş olduğu hem ekonomik hem de nükleer teknoloji transferi hususundaki çıkarlarını gözetti. Diğeri, sadece ismini söyleyip geçeceğim artık, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki olan Dağlık Karabağ hususunda Azerbaycan yerine Ermenistan'ı destekleyen, çünkü güçlü bir Azerbaycan'ın kendisi için de bir tehdit olacağını bilen İran, burada kendi artık daha devrimin getirdiği o İslami kimlik mi dersiniz, ideolojik altyapı mı dersiniz, ne derseniz onu bırakıp Ermenistan'ın destekçisi oldu. Son olaraksa bildiğiniz gibi Arap Baharı diye tanımlanan fakat sonra Arap Hazarı'na dönüşen hareketlerin ilk başladığı dönemde İran rehberi Ayetullah Hamani bunun İslami bir uyanış olduğunu, İslam devriminin yankıları olarak Arap dünyasında başladığını söyleyerek çok büyük bir destek açıklamasında bulundu. Ta ki işte o Arap devrimi ve Arap Baharı Suriye çöllerine varana kadar. Suriye'ye geldiği zaman bu hareket bizatihi yine kendisinin Suriye'deki olan kendi çıkarlarından dolayı bizatihi bu ayaklanmaya veya bu uyanışı kendi eliyle söndürmeye, bitirmeye çalıştı. Ben son olarak tezde hangi sonuca vardığımı kadar şey anlattım. Peki bunların sonunda nasıl bir sonuca varıyorsun derseniz, birincisi belki en baştan da anlattığım, genel çerçevesini çizmeye çalıştığım İran'ın 79'dan bugüne kadar, daha doğrusu benim incelediğim 2016 yılına kadar ki halen de aynısının devam ettiğini ben iddia ediyorum. Rasyonel bir sosyalleşme süreci geçirdiği, yani kendisinin varlığına bizzat tehdit olarak algılamadığı, tehdit oluşturacak bir durumun ortada olmadığı zamanlarda gayet ideolojisini önceleyen, gayet kendi işte değerlerini önde tutarak dış siyasette bir takım hamleler yaptı. Fakat kendisi ne zaman varoluşsal bir tehditle karşılaşırsa devrimin ideallerini veya devrimin kendisine getirmiş olduğu kimliği bir yana bırakmaktan da geri durmadı. İşte bu tam benim en başta bahsettiğim, yani dünya sisteminin normlarını ve değerlerini içselleştirmeyen fakat yeri geldiğinde kendi hareketlerini ona göre şekillendiren rasyonel bir sosyalleşme modeli ortaya koydu. Temel çıkarımlarından bir tanesi bu. Ve bu da tabii ne? Daha sonra da en azından öngörülebilirlik açısından, yani İran'ın bundan sonra karşılaşacağı durumlarda nasıl tepki vereceğine bence bu yöntemle veya bu teoriyle bir nebze açıklık getirebiliriz. Bu birinci çıkarımı. İkincisi ise bir hatt-ı imam kavramsallaştırması yapmaya çalıştım. Bu hatt-ı imam mevzusunun Amerikan konsolosluğunu basan öğrenciler kendilerine imamın yolunun takipçileri ismini vermişlerdi. Ya yani bir hatt-ı imamın varlığını orada söylemişlerdi. Ben de Marx'ın Kapital'in başında söylediği hani Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor. Kapitalizmin hayaleti diyor ya. Ben 79'dan beri yani ve daha sonrasında kendisi ölse bile halen daha İran'ın üzerinde bir hayaletin dolaştığını, Hümeyni'nin hayaletinin halen dolaştığını iddia ediyorum. Hümeyni'nin bizzat kendisi yaşadığı, yani 79'dan 88'e kadar yaşamış olduğu dönemde, 88-89 olması lazım da, bu dönemde karşılaşmış olduğu durumlarda hem ideolojik hem de çok pragmatist kararlar verebildi. Ben aynı şeyi İran için devlet düzeyinde devam ettiğini iddia ediyorum ve böyle bir hatt-ı imam üzerinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Hümeyni'nin ölümünden sonra da devam ettiğini, bu yol izlediğimi söylüyorum ve son olarak peki bunu neyin mümkün kıldığını, bence en önemli sorulardan bir tanesi de bu. Yani hem bir taraftan çok ideolojik hem de diğer taraftan çok realist ve pragmatist davranabilmeyi sağlayan şey ne? Bu soru aslında bence en can alıcı sorulardan bir tanesi. Yani siz böyle bir kimlik yarılması, kimlik ayrışması yaşamadan hem ideolojik hem de pragmatist nasıl olabiliyorsunuz sorusu bence çok, belki de İran'ı tanımak için, tanımlamak için çok önemli bir soru.
Onun cevabını da ben şurada buluyorum. Tabii bu üzerine çok daha tartışılması, çok daha konuşulması gereken bir mevzu. Ayetullah Hümeyni'nin bir fetvası var. Diyor ki, eğer İslam devleti herhangi bir şekilde kendisinin ortadan kalkacağı veya sonucunda varlığını devam ettiremeyeceği bir sorunla, bir problemle karşılaşırsa, siz o zaman İslam hükümlerini askıya alabilirsiniz. Yani fıkhi hükümleri, işte diğer İslam'ın vaaz ettiği hükümleri askıya alarak tek amacın İslam devletinin kurtulması için yapabilecek her şeyi yapmak olarak görebilirsiniz. Böyle bir fetvası var. Yani bu inanılmaz büyük bir maslahat anlayışının her şeyi kapsayarak hiçbir şeyi dışarıda bırakmayacak bir hareket alanı açıyor İran'a. Yani her yapılan şeyin devrimin bekası, İslam Cumhuriyeti'nin ve İslam Devleti'nin bekası olarak görüldüğü zaman kendi ideolojinizle hatta Hümeyni'nin deyişiyle kendi dininizin değerlerine ters düşen hamleleri yapmaktan bile geri durmuyorsunuz. Çünkü çok ulvi, çok daha üst düzey, çok daha aşkın bir amaç için böyle bir hamleyi yapma salahiyeti veriyor size. İşte bu İran'ın hem aynı zamanda kendi devrim değerleriyle, ideolojisiyle hareket ederken diğer taraftan da çıkarları söz konusu olduğunda bunları göz ardı edebilecek, göz yumabilecek hareket zeminini temelleyen, meşruluğunu aslında sağlayan Hümeyni'nin bir fetvası. Tabii böylelikle de aslında bir ulus devlet içerisinde bir teokrasinin nasıl sığdırılmaya çalıştığını ve bu maslahat anlayışı üzerinden ulus devlet çıkarının aslında en üst seviyede tutularak diğerlerin hepsinin ona hizmet etmesi gerektiğini bence çok güzel bir örneğini gösteriyor bize. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi isterseniz sorularınız varsa soru cevapla devam edebiliriz. Ben şeyi merak ettim. Bu büyük pazarlık kısmında hani bu Kentler en altında Ali Hamaney'in, o dönemin Cumhurbaşkanı olan Hatemi'nin, dışişleri olan Hamid Harrazi'ydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam onun ve şu an İran'ın Dışişleri Bakanı olan, o zaman Birleşmiş Milletler'deki İran temsilcisi olan Cevat Zarif'in. Bunlar İsviçre üzerinden Amerika'ya bir teklifte bulunuyorlar. Tabii bu Amerika tarafından kabul edilmiyor. Ama peki bu teklife hani zemin oluşturan şey sadece Amerika'nın sıra kendilerinde olan korkusundan ötürü. Hani tabii net. Çünkü sizi şer ekseninin bir parçası olarak tanımlayan bir devlet, bir tarafta doğunuzda Afganistan'da, diğer tarafta batınızda Irak'ta ve bölgede bu devletin size karşı yapacağı herhangi bir hamleye karşı gelecek bir müttefiğiniz yok. Yani sıranın İran'a gelmemesi için onlara göre hiçbir sebep yok. Sene kaç mesela? Bu teklifin 2003, yani Bush'un Irak'taki şeyin, Irak işgalinin başarıya ulaşmasını açıklamasından yaklaşık 6 gün mü 10 gün sonra. 10 gün sonra. Öyle bir. Tabii yani o çok belli. Yani. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Bu Gorbaçov'a mektup yazdığı olayı var ya. O hani devrimden sonraki Sovyetlerin yıkılıp Rusya'ya dönüşmesine kadar olan süreç. Hani hala Sovyetler bir... Tabii devam ediyor. Yani o yazıldığında 88 ya da 89 olması lazım işte. 91'de Sovyetler yıkılıyor. Oraya kadar Sovyetlerle olan ilişkisi ne şekilde? Şimdi o da yani. Şu anda mesela Rusya ile bir blok. Blok olmasalar da bir tek. O şeyin parçalarından bir tanesiydi, onu sizi çok daha sıkmak için anlatmadım. Biz aynı bölümdeyiz de. Şöyle, mesela ne Doğu ne Batı diyen İran, daha sonra Looking to the East politikasına geri dönüyor. Yani Rusya'ya, hatta Çin'e ve Asya'ya doğru. Çünkü, o zamanki Sovyetlere. Tabii Sovyetlerle şöyle bir şey var. Çünkü Amerika'nın karşısındaysa, ona işte iki tarafa da karşı. İki tarafa da karşı. Şöyle, Sovyetler zaten yani Hümeyni hayattayken, özellikle de Sovyetlerin bu Afganistan işgali durumunda onlara karşı o ne Doğu ne Batı siyaseti devam ediyor. Yani Hümeyni ölene kadar, Sovyetler yıkılana kadar Sovyetler çok bir şey yapamıyorlar çünkü Hümeyni başta. Yani onun bir duruşu var Sovyetlere karşı. Ama
zaten o meyni öldükten sonra Sovyetler de çok fazla devam edemiyor. İki sene sonra onlar da sıkılıyor ama, yıkılıyor ama geride kalan Rusya bakiyesi Sovyetlerden çok farklı bir bakiye değil. Onlar olan ilişkilerinde tabii ki İran Amerika'ya karşı, çünkü artık bir Sovyet, hani o ne doğu ne batının doğusu çöktü İranlıların yüzünde. Artık batı var. Önce hani hala çökmeden önce 10 senelik süreçte çökmeden önce tabii ki şey değil. Yani o ne doğu ne batı siyaseti etki. Yani Hümeyni bir taraftan büyük şeytan derken Amerika'ya, batı cephesine, doğu cephesine ise ateist Rusya diyor yani. Bu tanımlamalar tamamen aynı Amerika ile olan uzaklığı kadar tabii. Yani kendi şeylerinde hem siyasi olarak böyle bir ilişki kurmuyorlar, hem de söylem düzeyinde, hem de söylem düzeyinde herhangi bir, yani Amerika'yı dengelemek için, işte o en başta bahsettiğim, yani mevcut dünya düzeninde herhangi bir tarafı dengelemek için karşı kampta yer almaktan ziyade bizzat bütün kampların hepsine tavır takınan, duruş sergileyen, o devrimin ilk dönemlerinde ortaya çıkan bir İran var yani. Abi tam olarak sebeplerini bilmiyorum ama bu herhalde son dönemde yaşanan isyanların asıl sebep, yani bir sebebin böyle en gözle çarpan sebebin ekonomik olduğu söyleniyor zannediyorum. Tabii var. Olmaz olur mu? Ya benim de aklıma bu şey soru geldi senin sunumundan sonra. Acaba bu sosyalleşme sürecinden sonra bu halkın gözündeki öteki imajının zedelenip acaba İran devletine dair de algının bir değişmesi olduğunu söyleyebilir miyiz? Şöyle yani İnsanlar. Zaten tabii insanlar, yani işte bu protesto geleneği aslında son 2-3 yılda olan bir şey değil yani. 2009'da mesela en büyük protestolardan birini gerçekleştirdiler. Seçimi Ahmedinejad'ın ikinci sefer kazandığı zamanda karşısındaki muhalif işte Musevi'nin oylarının yenildiğini, hakkının ihlalini, hatta neredeyse yeşil bir devrim, yani ikinci bir devrim olacağını falan söyleyenler vardı devrim karşısında. Yani bu protestolar aslında kültür olarak İran'da yerleşti, devam ediyor. Bu protestoların göstergelerinden bir tanesi de tabii ki devletin, yani mevcut sistemi, mevcut düzenin işleyişinden insanların memnun olmayışı. Ekonomik olarak, kültürel olarak, siyasi olarak, bu senin dediğin o ötekiyle, yani İran dışındaki, İran'ın en azından devlet olarak kendisine düşman bellediği toplumlarla İran halkı tabii ki çok iletişim konusunda çok aşırı büyük sıkıntılar çekmiyor yani. Bunun için o ötekiye karşı devlet düzeyinden farklı bir görüşleri, farklı bir bakışları veya kendi devletlerinin o ötekiye bakma tarzından farklı bir yönelimleri illaki var. Bu tabii ki ortaya çıkıyor. Ama şey de değil, yani bu bizi işte sokak hareketiyle ikinci bir işte İranistan rejiminin kolay yıkılabileceğine dair bir şeye de götürmesin. O da çok şey bir şey değil yani. Çok öngörülebilir, çok kolay bir şey değil yani. Çünkü devrimi halen daha destekleyen ve daha radikalleşmeyi isteyen kitleler de var. En basitinden mesela bu Kasım Süleymani olayı, son olay. Ben mesela Kasım Süleymani olayından sonra biraz tedirgin olmadım değil açıkçası. Çünkü bu belki hatırlıyorsundur, 15 Temmuz olayından sonra bir tane sosyal bilimci ya benim yazdığım test çöp oldu, Türk halkı beni tamamıyla boşa çıkardı falan diye bir şey yazmıştı yani. Sosyolog da herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Ben de bu Kasım Süleymani olayından sonra böyle acaba bizim test çöp mü olacak falan diye çok küçük bir tereddüt geçirdim. Sonra mevcut verilen cevap beni doğruladı. Çünkü yani satrançta sizin filinizi, yani vezir, belki tamam hadi siyasi olarak vezir, cumhurbaşkanı falan filan diye, hani İran düzeyinde konuştuğumuzda veziri cumhurbaşkanı olarak görebiliriz siyasi olarak, ama yani kalenizi ya da filinizi yiyen bir şeye, bir düşman karşısında, rakip karşısında, yani bir piyonu bile sıkıştırarak ancak bir cevap verme durumu oldu. Bu tabi akut bir cevap olarak bunu yaptılar. İşte ben burada şöyle yorumladım. Yani Kasım Süleymani gibi çok büyük etkisi, hatta bilmiyorum belki duymuşsunuzdur, geçen sene Cevat Zarif iki kere istifasını istedi. Çünkü Beşar Esad'ı götürüp Hamane ile görüştürdüler. Ve o görüşmeyi ayarlayan da Kasım Süleymani'ydi.
Yani bir Dışişleri Bakanı'ndan daha fazla İran'ın Orta Doğu'daki şeylerini, hamlelerini planlayan bir organizatörünüzü, yani Hamenei için bir yetiştirdiğiniz evladınızı elinizden aldılar. Çok büyük bir kayıba uğradınız ama bunun karşılığında verdiğiniz cevap mütekabiliyet açısından görmezden gelecek kadar zayıf bir şeydi. Çünkü İran şu an Amerika'yla tam manasıyla konvansiyonel bir savaşa girmenin kendisinin sonu olduğunu çok iyi. Yani ekonomik olarak, askeri olarak, bulunduğunuz coğrafya olarak böyle bir şeyin içine girmek tamamen intihar etmeyle eşdeğer bir şey. Bunu bildiği için aslında bu kadar büyük bir şeye karşı, bu kadar büyük bir hamleye karşı sadece işte boş üsleri vurmakla şey yaptı. Tabii bu dediğim gibi verdiği akut cevap, İran genelde böyle intikamı soğuk yiyince hoşlanan bir şey, bir devlet. Ama bu bence çok büyük bir gösterge. Yani Kasım Süleymani'nin bizzatı ve devlet, Amerikan Başkanı tarafından, sizin can düşmanınız tarafından evet biz vurduk denmesine karşı işte biz de size 3 tane roket attık şeyiyle kalması, bu çok büyük yani hem imaj olarak hem de siyasi olarak çok büyük bir yaraya sebep oldu ve dediğim gibi bence varoluş tehdidi karşısında bu kadar büyük bir şeyi kaldıramayacaklarını gördükleri için ancak bu kadarını yapabilirler yani. Benim tezimi destekliyor yani. Benim tezim halen geçerli. Sıkıntı yok yani. Var mı başka soru sorun arkadaşlar? Pragmatik bir duruş olarak söylüyorsun değil mi? Tabii tabii. Kasım Süleyman eşit derecede tepki verse yok karşılığını da biliyor. Tabii tabii onu kaldıramayacaklar mı öyle bir... Evet Sedat buyur. Hümeyni'nin zehir içtiğim mevzusu Birleşmiş Milletler'in kararına evet demek zorunda olduğu için bunu söylüyor. Yani Birleşmiş Milletler İran ile Irak arasındaki savaşın bitirilmesine dair şeyi kendi iradesini ortaya koyunca İran'ı buna kabul etmeye zorluyorlar. Çünkü İran hakikaten artık daha savaştan dolayı çok büyük zarar görmüş ve kendisine yardım eden yani dünyada izole olduğunun en büyük göstergesi. Hatta daha sonra nükleer enerjiye bu kadar önem vermelerinin sebebi de bu. Yani biz İran-Irak savaşında kimsenin bizim tarafımızda olmadığını çok net gördük. Bundan sonra başımıza böyle bir şey gelmemesi için kendi kendimize yetmemiz lazım. Mantığıyla İranlılar nükleer enerji hususundaki iddialarını bu kadar kavi şekilde dile getiriyorlar. İşte senin dediğin Hümeyni'nin normalde Birleşmiş Milletleri tamamıyla işte bu dünyadaki şeylerin, küfür ehlinin, bu dünyadaki zalimlerin, müstekbirlerin bir aracı olarak görüyor yani. Hani Birleşmiş Milletler böyle bir yerdir diyor. Ama böyle bir yer olduğu iddiasında bulunup daha sonra böyle bir kurumun, böyle bir uluslararası örgütün sizi ara bulucuğumuzu yani İran ile Irak arasındaki mevzuyu sona erdirmesinde kabul etmek zorunda bırakılmak işte zehir içmek o. Yani ben inanmadığım veya düşmanı olduğum bir şeyin, bir topluluğun istediği şeyi yapmak zorundayım, yapmak zorunda kaldım. Bu zehir biliyorum bunun için ama bunu niye içiyorum dediğinizde de işte rejimin yani İslam devletinin bekası için. Oradaki meşrulaştırma yine o. Yani biz zehir içtik ama bu zehir içmemizin tek sebebi İran İslam Cumhuriyeti varlığına devam etsin. O dünyadan, haritadan silinmesin diye bunu yapmaya mecbur kaldığımız için bunu yaptı. İşte onu da şey diye tanımlıyor. Yani İran Savaşı'nın bir pişmanlığı değil. Yok. O tamamıyla Birleşmiş Milletler'in kararına vermek, onay vermek, mecburiyetinde kalmak. Onların söyledikleri doğrultusunda hareket etmek zorunda kaldığı için zehir içtik diyor. Usattık darbeyle indirildi. İngiliz, Amerikan destek. Usattık benim hatırladığım kadarıyla biraz sola yakın sosyalist görüşler. Direkt... Usattık değil yani. Böyle İslam
devrim şeyinden sonra da yani Musaddık sadece milli bir yani İran yani şeyini milli mi yoksa daha böyle bir Sovyetlere yakın sol ya da sosyalist şöyle tutumu. Çünkü devrim öncesinde İran'da tabii İran'da da şey yani. İran tabii canım çok sol fraksiyonu çok çok önemli devrimden sonra direkt kesiyor. Kuvvetli olduğu bir şey yani devrimin önemli bir parçası da solcular tabii ki. Ama bu solcular böyle hani şey değil. Ayetullah Hümeyni'nin kendi iradesini kabul eder solcular. Yani bu solcular şeye bir din adamı bizim önümüze geçip devrimi nasıl gerçekleştirir diyen solcular da değil. Böyle bakmak lazım. Yani solculuğu sadece işte mesela çok layık seküler bir sol olarak okuduğumuz zaman devrimin rehberini yani rehber olarak Hümeyni'yi kabul etmek demek böyle bir solculuk anlayışıyla hayatta bağdaşmaz yani. Ama ben hani mesela şöyle oradaki sol fraksiyonların Hümeyni'yi rehber olarak kabul ettiğini zannetmiyorum. Daha ziyade öyle. Hani solunda ne olacağı bilinmeyen bir kavgaya birlikte girmiş. Hani sokakta birlikte bir grup var. Şey noktasında ortaklaşıyorlar. Hani bağımsızlık isteği. İşte Amerikan işte zaten en büyük şeyde bu noktalarda ortaklaşıyorlar ama sonrasında kurulacak düzen belirsiz, kazanılabileceği de belirsiz. Ondan sonra da güç hani İslamcı kanadının eline geçtikten sonra zaten hızlı idamlar falan gerçekleşiyor. Tabii idamlar gerçekleşiyor fakat demek istediğim şey şu. Ama yani Musaddık direkt sol kanadın seçtiği bir adam mı? Öyle tamamıyla solcu yani diyebilecek kadar benim açıkçası elimde done yok. Ama şundan dolayı yani o İran petrolleri üzerindeki İngiliz hakimiyetine son vermek istediği için haliyle bu da İngiltere'nin hoşuna gitmediği için bunu yapmak zaten işin aslına bakarsanız bir nevi solculuk yani. Aynen. Yani bir emperyalist bir gücün kendi şey, Cemal Abdülnasır tabii işte Süveyş kanalını kapatması. Kendi toprakları üzerindeki hakimiyetini engellemek isteği. Bu açıdan tabii ki şeyi var. Etkisi var. Zaten direkt İngiliz-Amerikan çıkarlarına ters düştüğü için. Tabii. Adam ne kadar, iktidarda ne kadar kalabilir? Çok hızlı indiriyor. Valla tam tarih olarak bilmiyorum ama 5 yıl mı 6 yıl mı? Herhalde ancak öyle bir şey. Yılları var mı? Yani tabii. Çok daha seviyorum. Ya bu zaten şey değil yani böyle işte hiç siyaset ortamında yokken gelip birden şey yapan falan değil yani. O siyasi olarak zaten varlığılar. Ama başbakan olduktan sonra Şah'la özellikle uzun süre çekişiyorlar. Yani Şah hatta yine o dönem bir devrim olabilecekken Şah tatile çıkıyor. CIA ve tabii İngiltere ve CIA işi düzelttikten sonra tekrardan geri geliyor. Bunda da mesela 79'dakinde de Şah aslında tatile çıkıyor yani kaçıyor ama ben devleti o zamanki başbakanı sana emanet ediyorum deyip kaçıyor yani. Aslında bir şekilde işler düzelse tekrardan tabii ki geri gelecek ve işte o elçilik baskının temelinde yatan şey diyor. Musaddık'ı bir şekilde alaşağı ettiler bunlar. Şimdi Şah da daha ölmemiş. Amerika eğer tekrardan bu oyunu bir daha bize oynarsa tekrardan devrimi yani bir darbeyle veya bir şekilde devrimi terse çevirebilir. Bunun için o Amerika karşıtlığı o şeyle ideolojik yani o karşı devrime bir ön alabilmek adına uluslararası ilişkilerle herhangi bir şekilde açıklanamayacak, rasyonel üzerine oturtulmayacak bir 444 gün geçirtiyorlar yani konsolosluk şeylerine çalışanlar. Dinlediğiniz için teşekkür edeyim ben. Biz teşekkür ederiz.